Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Bugün ajandamız biraz kalabalık. Hemen başlayalım. Birinci ajandamız Sahih Müslim kitabı. Bu kitabı Avustralya Milli Görüş Gençlik olarak bir ilki başarıp İngilizce'ye çevirdik. Şu anda sadece iki ciltini çevirebildik ve öbür ciltlerde inşallah bu ayın sonuna kadar gelecek. İkinci ajandamız kurban kampanyasında ilk ona girmişiz. Facebook'taki ve sosyal medyadaki kullandığımız promosyonlar işe yaradı. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizden de başkanım. Üçüncü ajandamız ve en önemlisi Altın Hilal Film Yarışması. Bildiğiniz üzere 6 tane konu var. Birincisi zamanın kıymeti. İkincisi evlilik, üçüncüsü ayrımcılık, dördüncüsü şuur, beşincisi... Aha! Buldum başkanım! Hayırdır hocam, neyi buldun? Başkanım siz orada ne dediniz? Şuur dedi, şuur. Evet. Bak benim aklım... Bir dakika. Tamam, sakin. Heyecanlandım başkanım. Aa, bir dakika. Sana yanlış. Tamam, bir dakika anlatacağım. Bak şuur. Evet. Şuurla alakalı bir fikir geldi aklıma. Bak tamam. Başkanım, hayalimde öyle bir şey var ki... Bak yemin ediyorum, şurayı izle. Bak izle. İzliyoruz. Bak, öyle bir film çekerim ki ben, aha böyle kaymak gibi akar. Mehmet'im sen kaymağı bırak da benim aklıma şeker gibi bir fikir geldi. Ama başkanım... Bir dakika. Bir saniye. Berat hocam. Düşünsenize. Buyursun. Bir senaryo düşünün. Elimizde sandık, dağa tırmanıyoruz. Evet. Başkanım? Bence de olmadı başkanım ya. Buyur. Bence oldu ama. Buyur. Bence olmadı ama. Başkanım? Ya da böyle olsa? Başkanım. Bence bu da olmadı ya. Ne demek başkanım? Ya Mehmet hocam, şurada iki tane fikir sunuldu. Tamam. Ve sen ikisine de bir şey buldun. Senin şu çok heyecanla anlatmak istediğin sahneyi bir anlat bize. Başkanım ben de bak zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Sabahtan beri fikrimi söyleyeceğim. Arkadaşlar sözümü kesip durdu. Ya anlat. Dur. Bir saniye. Tamam anlatacağım. Bir anlat hocam. Başkanım. Bence böyle yapmalıyız. Hocam ne oluyor ya? Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam, ne yapıyorsun?
Benim de acele ne hocam ya? Yok ya, bir yere yetişecektim de. Sen ne yapıyorsun? Nereye böyle? Ya şu Aklaşan futbol oynayacaktım. Ben sen de gel ya. Futbol oynayacaksın? He, futbol. Ya ne yapacaksın futbol oynayacaksın? Ya ayıp oluyor. Ya ayıp oluyor şimdi Aklaşan. Ya tamam, sen gidersin arkadaşlarına. Gel, ben seni başka bir yere götüreyim. Ayıp gel. Olmaz mı ya? Ya gel, ben seni başka bir oyun odasına götüreceğim, gel. Emin misin? Ya eminim, Hilmi gel. Allah Allah. En iyi hissebilirsin de yani. Ya tamam, sen bırak şimdi arkadaşları falan. Gel Hilmi'cim, gel. Ya başkanım valla yani. Tamam. Ayıp olur ya. Tamam evladım, gidersin. Gel. Geç otur. Geç otur. Şöyle. Yani gel. Tamam. Tamam İlmi'cim, gideceksin. Gel. Hocam. Neresi? Burası neresi? Efendim? Burası neresi? Yani burası neresi? İlmi'cim, burası çok özel bir oda. Burası şuur odası. Eyvah. Ne demek istediğimi birazdan anlarsın. Sandıkçılar! Sandık ne alaka ya? Yusuf'un fikri değil miydi o? Ya başkanım, bir karıştırma. Bir bekle. Gel, gel. Yahu arkadaş, gene mi bu sandık ya? Her yerde karşıma çıkıyor. Ya ben öbür sandığı istiyorum. Aa, buradaymış. Dur Hilmi'ciğim, dur. İşte tam burada başkanım. Sandığın içinden rozetimizi çıkarıyorum. Mehmet'im. Her ne kadar rozetimiz küçük görünse bile, sorumluluğu büyüktür. Tamam başkanım. Bir bekle, bir anlatayım. Ondan sonra hak vereceksin bana. Hilmi, hazır mısın? Hocam bilmiyorum. Sen artık şuurlu bir gençsin. Başkanım, nasıl olmuş? Ya başkanım, bu muydu? Nasıl? Heyecanlandın da. Ya başkanım, ne güzel fikir işte. Güzel olmamış mı? Bence oldu. Bence şahane oldu. Biz bunu yaparız ya. Biz bununla yeneriz bunu. Mehmet hocam, buyur buyur. Ya başkanım... Olmadı dedi işte. Başkanım, olmamış. Bence olmadı. Ya arkadaş, hocam. Bence oldu ama. Olmamış ama. Neyse, siz bilirsiniz. Arkadaşlar, biz şuuru pek anlayamamışız. Aslında şuur, bir Müslüman aç uyurken tokluğundan utanmaktır. Bir Müslüman acı çekerken o acıyı hissedebilmektir. Bir Müslüman imana susamışken ona iman pınarı olmaktır. Erbakan hocamız ne güzel demiş. Haksız bir davada zirve olmaktansa hak davada zerre olmayı tercih ederiz. Şuur gençliğini hayat, iman ve cihat ilkeleriyle yaşamaktır. Şuur, imkanın olmadığı yerde imanla mücadele etmektir. Şuur, hakkı üstün tutmaktır. Çalışmamız lazım. İmkanımız var. Özgürlüğümüz var. Ortamımız var. Allah bunları sorar. Ya aslında benim de fikrim var da. Neyse ya, bu da olmadı. Seneye katılırız inşallah.